Herkese yeniden merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bu videoda görüyorsunuz bir merak kutumuz var. Bu merak kutusuyla nasıl etkinlikler çıkartabiliriz? Bunları inceleyeceğiz. Bir bütünleştirilmiş etkinlik örneği de denebilir. Lafı daha fazla uzatmayalım. Hemen etkinliklere geçelim. Müzik bütünleştirilmiş etkinlik videomda da bahsettiğim gibi etkinliklere başlamadan önce temel hedefimiz, amacımız çocuklarda merak uyandırmak. Çocuklar merak etmediği hiçbir şeyi yapmak istemezler ve öğrenemezler. Bu yüzden ne yapacağız? Çocuklara ilk önce merak ettireceğiz. Merak kutusu bunun için harika bir fırsat. Çocuklar zaten bu kutuyu görür görmez merak etmeye başlıyorlar. İçinde ne var, içinde ne var diye. Kutumun tepesinde çocukların ellerini rahatlıkla sokabiliyorlar Hatta yetişkinlerin de ellerini rahatlıkla sokabileceği büyük bir deliğimiz var. Merak kutusu evet dikkat çekici ama biz çocukların merak kutusuna nasıl yönlendirebiliriz? Onların bu kutudaki öğrenmelerini nasıl gerçekleştirebiliriz? Bunun için çok güzel bir yol var. Etkinliğe başlamadan önce hazırladığımız ayak izlerini kutu nerede bizi bekliyorsa odasından itibaren yerlere yapıştırarak çocukları kutuya götürebiliriz. Etkinliğimizin devamlılığı için ayak şekillerini üzerine bu şekilde rakamlar oluşturdum. Ben birden beşe kadar olan rakamları oluşturdum. Şimdi birazdan neden bu şekilde oluşturduğumu anlatacağım. Ayak izlerimizi yerlere yapıştırdık. Çocuklar bunu fark etti ve bu ayak izleri nereye gidiyor? Bunu öğrenmek istiyorlar ve başladılar ayak izlerini takip etmeye. Ve ayak izleri onları doğruca kutuya yönlendirdi. Bu şekilde oklar da kullanabilirsiniz ayak izleri yerine. O sırada hemen kutuyu görür görmez zaten merak etmeye başlıyorlar. Ama daha da dikkat çekmek ve daha da meraklandırmak istiyorsak kutuyu sallamaya başlıyoruz. içinde? Bu tarz sorular sorabiliriz. Kalem mi? Boyalar mı? Arabalar mı? Oyuncaklar mı? İçinde ne olabilir? Biraz tahmin edebilmeleri için fırsat verin, süre tanıyın. Sonrasında elini deliğin içine sokup karıştırmasını bekleyin. Tam da bu noktada güzel bir Türkçe dil etkinliği yapmış olacağız. Eline kutunun içindeki nesnelerden çok güzel kavramları öğreneceğiz şimdi. Dokunduğu bir nesneyi çıkarmadan kutunun içinde kalarak sert mi, yumuşak mı Kuşak mı? Kaygan mı? Pürüzlü mü? Büyük mü? Küçük mü? Tüm bu kavramları sorular sorarak ve çocuklardan güzel cevaplar alarak bu şekilde güzel bir Türkçe dil etkinliği yapmış oluyoruz aslında. Kutuyu tanımasına, bakmasına, içine kurcalamasına, bütün nesneleri dokunmasına fırsat verin. Hadi hemen etkinliğe geçiyoruz, hadi şimdi bunu yapacağız şeklinde değil. Kesinlikle yavaş yavaş, ağır ağır etkinliği tamamlayacağız. Bu arada bu etkinliği 4 yaştan itibaren uygulayabilirsiniz içinde matematik ve oyun etkinlikleri de dahil olacak, birazdan göreceğiz. Eliyle nesnelere dokunduktan sonra tahmin edecektir, doğru bildikleri olacaktır, yanıldığı olacaktır. O sırada kutunun içini artık açıyoruz ve merakımızı gideriyoruz. Kutunun içine birçok şey atabilirsiniz. Ben böyle pomponlar, dil çubukları, kalem, su şişesi kapakları, bunlar çok kullanışlı artık materyaller. Lütfen evde bu tarz materyaller biriktirin. Bu tarz etkinliklerde de inanılmaz kurtarıcı oluyor. Kutun içini açtık, merakımızı giderdik. Şimdi ayak izleri kesmiştik hatırlarsanız ve bu ayak izlerinin üzerinde rakamlar vardı. Birden 5'e kadar olan rakamlar. Rakamlar kutunun önünde yere yapışmış bir şekilde olduğu için ilk önce siz başlayabilirsiniz. Kutunun içinden çıkan nesneleri ayakların üzerinde yazan rakam kadar nesneyi üzerine bırakacağız. Tam da bu yüzden birden 5'e kadar olan rakamları kullanmak istedim. Çünkü birden ona kadar olan rakamlarda çocuklar 7'de, 8'de 9'da artık sıkılmaya başlıyorlar. Çocukları sıkmadan bu etkinliği tamamlamaya çalışacağız. Ayakların üstündeki rakamlar kadar nesneleri bıraktık. Hepsini kontrol ettik. Bu tarz etkinliklerde böyle moda mod şeklinde değil de biraz çakalaşarak, örneğin ayağın üstünde 4 rakamı vardır siz 5 tane koyarsınız. Çocukların mizah anlayışını da bu şekilde geliştirebiliriz. Etkinlikleri daha da oyunlaştırarak çocuklara sunmak tamamen sizin elinizde olan bir şey. Hayır ben 4 tane koydum. Hayır orada 5 tane var. Hmm, tamam o zaman hemen alalım bir tanesini. Şeklinde böyle çocuklarla çocuk olmak aslında. Evet bu şekilde eşleştirme etkinliği yapmış olduk, güzel bir matematik çalışması yapmış olduk. Şimdi ne yapacağız? Biraz artık harekete ihtiyacımız var. Oturmaktan sıkıldık. Ne yapıyoruz? Kutunun içinden çıkan nesneleri. Bunu siz de yapmaya başlayabilirsiniz veya çocuğunuz başka bir oyun kurmak istiyorsa kutunun içindeki malzemelerle ona da bu fırsatı verebilirsiniz. Kutunun içinde yer alan ne? nesneleri yere dizerek ister bir şerit halinde ister zikzaklar oluşturarak güzel bir oyun platformu hazırlıyoruz. Ayaklar burada da devreye giriyor. Oluşturduğunuz çizginin etrafına ister tek ayak ister çift ayak bütün ayakları yerleştirin. Bunu istediğiniz boyutta uzatabilirsiniz veya kısaltabilirsiniz. Çift ayak zıplama ve tek ayak zıplama bu noktada çok önemli. Çocuklar hem keyif alacak hem de kaba motor becerileri gelişmiş olacak. Güzel bir oyun etkinliğine dönüştürüyor bunu. Güzel bir müzik açacağız ve çizginin etrafında çift ayak ve tek ayak zıplama etkinliği yapacağız. Eğer yakınlarda bir arkadaşı varsa onunla yaptırmaya çalışın. Eğer evde yalnızsa mutlaka akşam saatlerinde böyle güzel, keyifli vakit geçirmek için sizinle birlikte yapması çok önemli. Tabii ki de kalabalık bir grup halinde oynamak çok daha keyifli çocuklar için. Ama ne yazık ki evde olduğumuz bu zamanlarda, bugünlerde bu tarz oyunları ailenizle birlikte oynamak çocuğunuza çok iyi gelecektir. Evet, bu şekilde basit bir kutudan Türkçe dil etkinliği, oyun etkinliği, matematik etkinlikleri oluşturmaya çalıştım. Umarım faydası olmuştur. Şöyle bir tavsiyede bulunmak istiyorum. Atık materyaller çok fazla kullanıyoruz. Özellikle okul öncesi dönemde atık materyaller çok önemli. Ben mutlaka aldığım bir ürünün kutusunu, paketini bir yerde saklamaya çalışıyorum. Artık çok fazla oldular ama bu tarz etkinliklerde, sanat etkinliklerinde, oyun etkinliklerinde dışarıdan satın alacağınız bir materyal değil de böyle kullandığınız ya da Kullanmadığınız böyle atık malzemeler kullanmak çok daha faydalı olacaktır. Yine kullandığınız bu materyallerle ilgili geri dönüşüm hakkında da çocuğunuzla sohbet edebilirsiniz. Evet umarım bu video faydalı olmuştur. Anneler babalar evlerinde, öğretmen arkadaşlarında, sınıflarında uygulayabilir, uygulayıp deneyimlerinizi benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, Hoşçakalın.